Acaba Türkiye'de hükümet bütün bu tepkiler ve talepler konusunda ne düşünüyor? Biz de bunun için Türkiye'de bu konuda en yetkili insanla Binali Yıldırım'la konuştuk. Ulaştırma Bakanlığı koltuğunu seçimler nedeniyle birkaç gün önce bırakan Binali Yıldırım, interneti bir ilaca benzetiyor. 21. yüzyılın en önemli gelişmelerinin başında internet geliyor. Ancak internet hem büyük fırsatlar hem de büyük tehditler içeren bir dünya. Şimdi sizin bakışınızı merak ediyorum. Yani internet sizce ne ifade ediyor? İnterneti ben bir ilaca benzetiyorum. İlaçta nasıl tedavi esassa, yan etkilerden korunmak da bir o kadar önemli. Yani reçeteyi alıp okuyorsunuz prospektüse, efendim işte şu hastalıklara faydası vardır, işte şöyle yapın, böyle yapın, içinde şu terkibi vardır, hepsi yazar. Altında da efendim işte şu baş ağrısı yapar, kusma yapar, bilmem ne yapar, böbreklere zarar verir filan diye bir sürü yazı var. İkisini aynı anda okuduğunuzda, ya ben bunu içmeyeyim, bu tedavi etmez, beni daha da beter eder diye düşünebilirsiniz. Ama yine de tedavi olmak için ilaçtan vazgeçemezsiniz, değil mi? İnternette aynen böyle aslında. Tedavi amacı, daha doğrusu faydası işinizi, gücünüzü görürken yan etkilerinle kıyaslanamayacak kadar daha fazla. Yan etkilerinden de korunmak aslında elinizde. Ne yapacak? Tedbir alacaksınız. Bu ilaç benzetmesinden devam edersek, internetin sağlığa yararlı yani gelişmemizi sağlayacak yanlarıyla yan etkileri yani olumsuz yanlar arasında bir denge kurulamaz mı? Ya da şöyle sorayım, bu denge nasıl kurulacak? Şöyle bir kere, internetsiz bir hayat artık düşünülemez. Hangi yaşta olursanız olun, nerede olursanız olun, ister gece, ister gündüz, ister saat farkı olsun, 2 milyardan fazla insan her gün birbiriyle haberleşiyor. Neyle yapıyor bunu? İnternetle yapıyor. Telefonla da yapıyor. Ama internet gittikçe sadece bir haberleşme aracı olarak kullanılmıyor. Ticaretin bir aracı, seyahatin bir aracı, eğitimin aracı, dostlukların aracı, turizmin aracı. Yani her şeyde, her alanda interneti kullanabiliyorsunuz. Hatta kullanmadan rekabet etme şansınız yok. Yani bir yaşam desteği haline geldi internet. Bir hayat tarzı haline geldi. Hal böyleyken ne yapacaksınız? Bu kadar elzem, bu kadar gerekli olan bir altyapı, bir aracı kullanmaktan vazgeçemeyeceğimize göre bunun oluşturacağı olumsuzlukları, zararları da asgari düzeye indirecek tedbirleri almamız lazım. Bu tedbirleri niye alınmıyor veya yeterince alınmıyor mu sorusu sorulabilir. Bu tedbirleri almakta şöyle bir zorluk var. İnternet evrensel bir şey. Yani Türkiye'de başlayıp Türkiye'de biten bir iş değil. Yani bir kanunu düzenleme yaparsınız, o sizin ülkenin sınırlarındaki her türlü yasa dışı işlere karşı mücadele için yeterli bir meşru zemini oluşturur. Ama internet için bu yetmez. İnternetten gelen giden bilgiler, neşriyatın %90'dan fazlası başka ülkeden geliyor veya buradan oraya gidiyor. Dolayısıyla burada uluslararası çok taraflı bir mücadele altyapısının kurulması lazım. Bu var mı? Yok. Şu anda elimizdeki tek araç Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi'dir. Türkiye buna taraf oldu birkaç ay önce. Ama şu anda tabii bu da yetmiyor. Tek başına, başka araçlara da ihtiyacımız var. Ne tür araçlar? Şöyle, yani bu
yurt içinde özellikle internetten doğacak mağduriyetleri giderecek biz bir düzenleme yaptık örneğin. Bu düzenlemede ne var? Ağırlıklı olarak çocukların internet üzerinden oluşabilecek pornografi, efendim cinsel istismar gibi konulardan çocukları korumak. Bir bu. Onları uyuşturucuya alıştıracak yayınlardan korumak yine internet üzerinden. Ama daha kapsamlı bilişim suçlarıyla mücadeleye esas alan bir yasa tasarısı da hazırlanıyor. Bu tasarı ne durumda? Şu anda hazır mı? Hazırlandı. O Adalet Bakanlığı'nda yeni dönemde inşallah bu devreye girecek. O bütün sanal ortamda işlenmesi mümkün ve muhtemel bütün suç unsurlarını kapsayan bir düzenleme. Bu aciliyet arz eden ağırlıklı olarak çocuklar, bir de Atatürk'e hakareti içeriyor. Ve bazı kapatmalarda, bazı paylaşım siteleri de bu kanuna dayanak yapılarak gerçekleşti. Ama bakıyoruz bunlar içerisinde sadece Atatürk'e hakaretten dava açılmış. Diğerlerinden dava açılmaya gerek kalmamış, sebebi uyarılmış, site kaldırmış. Atatürk'le ilgili olanı niye kaldırmamış? Onu da kaldırmış aslında ama mahkeme bütün dünyadaki gösterimi kaldırın diye ısrar etmiş. Tabii bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bizim kanunlarımız bizim sınırlarımızda geçerli. Her ülkenin kanunu kendi sınırlarında geçerli. Bizim için hassas olan, değer verdiğimiz bir şey başka bir ülke için aynı şey olmayabilir. Herkesin milli kimliği, milli kahramanı farklı. Peki Türkiye'de neredeyse 2 yıldan fazla kapalı kalan ve bu yüzden çok tepki çeken ünlü video paylaşım sitesi YouTube olayı nasıl oldu sizce? YouTube olayı da tamamen böyle. YouTube olayı aşıldı zannediyorum şu anda. Ama şimdi mesela kapatmalar yine oluyor. Bunun sebebi telif haklarından. Yani bir sinema filmi yahut bir başka görsel neşriyat müellifinden izin alınmadan gösterilirse bu telif hakkını ihlale giriyor ve bu yüzden de kapatılabiliyor. En son Dijitürk böyle bir mahkemeye başvurdu ve bu işte arama motoru Google'un altındaki birçok şeyi kapattırdı. Ancak Türkiye'de yargı mensuplarının bu sanal dünyayı tanımadıkları, iyi bilmedikleri, bu yüzden de verilen hükümlerin çoğu zaman yetersiz ya da hatalı olduğu söyleniyor. Bu görüşe katılıyor musunuz? Haklısınız. Tabii yargının, yargı için bu yeni bir alan, yeni suç. Sanal ortamda suç işleme deyince kimse bunu kafasında canlandıramıyor. Nasıl suç işlenir ya sanal ortamda? İşte böyle işleniyor. Dolayısıyla yargı camiasının da bu sanal suçlarla ilgili bir tecrübe birikimine ihtiyacı var. Yani bunlar gerçek işlenen suçlar gibi telakki edilirse bu sefer mağduriyetler oluşuyor. Diyor ki kapattım ama kapattığın şey aslında o içeriği çıkarılmasını içeriğin çıkarılmasını sağlayabilirsin ama siteyi kapattın mı bir kocaman kitleyi mağdur ediyorsun. Tamam bu yanlış ama sanki hiç ders alınmıyor ve aynı yasakçı anlayış devam ediyor. Doğrusu bu en zor tarafı işin. Yani bir yandan sınırsız haberleşme özgürlüğü, sınırsız bu sanal alemde kullanma özgürlüğü, bir yandan da toplumu, gençleri, insanları bu alemin tehditlerinden, zararlı etkilerinden koruma. İki tane zıt konuyu birbiriyle bağdaştırmak. Bunun tek yolu var.
Burada sadece yasal düzenleme yetmez. Asgari düzeyde yasal düzenleme yapılacak ama ağırlıklı olarak sivil toplum yapılanması ile ve eğitim yoluyla bu mücadele sürdürülecek. En doğru yol bu. Bir de uluslararası işbirliğinin gelişmesi lazım. İşte bu noktada sivil toplum, örgütler ayağa kalkıyor ve internet özgür olmalı, iletişime, bilgi alma özgürlüğüne sınırlama ya da yasak getirilmemeli diye tepki veriyorlar. Bu tepkilerinde haklı değiller mi sizce? Ona kimsenin itirazı yok ki Mithat Bey. İnternet özgür olsun, tamam. Yani özgürlük demek suçu teşvik etmek demek değil herhalde. Yani biz internet özgürlüğünü hep beraber savunacağız ama toplumumuzun değerlerini korumak da aynı şekilde hepimizin görevi. Anayasamız da bunu emrediyor. Ama burada ne var? Uygulamayla ilgili yargıda sorunlarımız var. Sorunları da zaman içerisinde gerekli tecrübeyi kazanarak sağlamış olacağız. Son olarak şunu soracağım. Bütün bunlara biraz daha yukarıdan bakarsak ki aslında pusulanın bu bölümünün temel sorusu şu. Güvenlik mi, özgürlük mü? Yani bir yerde özgür bir internet mi? Yoksa devletin bir şekilde kontrol ettiği, gerekirse kısıtlama koyduğu bir internet mi? Hangisi? İkisi de lazım. Ama toplumu güvenlikle özgürlük arasına sıkıştırmamamız lazım. Yani ikisi de lazım. Güvenlik daha arka planda, daha teknik bir çalışmayla sağlanması lazım. Özgürlükler daha ön planda, görülür halde sağlanması lazım. Gerçekten de bütün bu değerlendirmelere bakınca aslında internet bir ucunda özgürlük, diğer ucunda ise güvenliğin bulunduğu bir tahterevalliye benziyor. Şimdi bir hukukçu olarak söyleyebilirim ki hani internette sonsuz bir özgürlük alanı yok. Ama aynı zamanda da internette güvenli bir alan olması da gerekir. Şimdi mesele karşımızda özgürlük mü güvenlik mi sorusunda çıkıyor. Yani bu bir çelişki. Özgürlük artarsa güvenlik düşer, güvenlik artarsa özgürlük düşer. Bunun çok ince bir çizgiyle ayrılan bir dengesi olması gerekiyor. Mesela birçok gelişmiş ülkede, bunun içerisinde Türkiye'de dahil, iletişim denetlenir. Sürekli olarak böyle istihbari çalışmalar yapılır ve bu iletişim içerisinden herhangi bir şekilde bir eylem olacak mı veya işte bir tehlike olacak mı gibi bir takım istihbari çalışmalar yürütülür. Buraya kadar normal. Fakat sorun şu, bu istihbari çalışmalar yürütülürken ve bu iletişim denetlenirken acaba kişilerin özel hayatına ne kadar saygı gösteriliyor ve bu kişilerin özel hayatından veriler elde edilip işte bir yerlerde kullanılıyor mu korkusu var. Bu korkuyu her zaman yaşayacağız. Özel hayatımızın gerçekte ne kadar bize ait olduğu korkusunu her zaman yaşayacağız. Burada bir kırılma noktası yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü bu korku her zaman olacak. Kredi kartı kullanıyoruz, cep telefonu kullanıyoruz, internet kullanıyoruz ve bunların hepsi zaten doğası gereği kayıt altında olan işlemler. Mesele bu kayıtlara kimin nasıl ulaşabileceğini tespit etmekte. Gelişmemiş ülkelere bakıyoruz ki bunların içerisinde hani demokrasisi zor olan ülkeler var. Bu ülkelerde de mevcut yönetim kendi yönetimini, iktidarını devam ettirmek adına ve işte kendisine karşı olabilecek muhalif sesleri susturmak amacıyla internete sansür uyguluyor. Ve bunu da bir güvenlik gerekçesiyle yerine getiriyor. Yani ben sizin güvenliğinizi korurum, ben sizin işte herhangi bir tehlikeye uğramanızı istemiyorum şeklinde bir gerekçeyle engelleme yapılıyor. WikiLeaks olaylarını da ayrıca hatırlatırım. Çünkü WikiLeaks olaylarında da birçok açıklanan belge birçok hükümeti zor durumda bıraktı. Çünkü bazı kararları, bazı uygulamaları şeffaf oldu. İşe bu yönden bakarsak özgürlük mü, güvenlik mi sorusunun cevabı çok daha fazla aranacak. Böylelikle bu programın sonuna geldik. Bir sonraki pusulada bu defa Avrupa'ya bakacağız ve Avrupa Birliği'ndeki internet kullanımını, internet özgürlüğünü araştıracağız. Hepinize iyi akşamlar. Sakın pusulanızı şaşırmayın.